Şimdi ise bir canlı yayın konuğumuz var. Türkiye'nin tek solo alpinisti Erdek Cennet, TVNET ekranlarında canlı yayında konuğumuz. Öyle ki 81 il, 81 zirve solo tırmanış Anadolu Parsı projesi kapsamında son olarak Muğla'da Sandras Dağı'na tırmandı kendisi. Şu anda da canlı yayında konuğumuz. Erdek Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Evet, nasılsınız ilk olarak? İyidir, şu anda en son pazar günü Sandras Dağı zirve etkinliği yaptım. Şu anda biyolojimi dinlendiriyorum. Önümüzdeki bu pazar günü Gümüşhane ve Sinop'a zirve etkinliği yapacağım. Cumartesi Sinop, pazar günü de Gümüşhane'deki dağ zirvesini, zirve etkinliğini gerçekleştireceğim. Siz Türkiye'nin tek solo alpinisti olarak geçiyorsunuz. İlk olarak şunu size sormak istiyorum. Dağcılık ve alpinist arasındaki fark nedir? Her alpinist dağcıdır ama her dağcı alpinist değildir. Arasındaki fark bu. Anladım. Buyurun. Peki siz nasıl başladınız? Yani bu dağ tırmanışlarına böyle bir hobi nasıl edindiniz? Ben daha önce deniz kenarında yaşıyordum. Sürekli denize girdim. Scuba tüplü dalışlar yaptım. Sürekli aynı şeyler yapmaktan bir süre sonra monotona giriyor. Çevremdeki arkadaşlarıma sordum. Farklı neler yapılabilir diye. Doğaya çık dediler. Bandırma'da dağcılık ihtisas kulübüyle bağlantıya geçtim. Onlarla beraber Kapıdağ'da 100'den fazla doğa hiking yürüyüşü yaptım. Sonra bu işin eğitimle olabileceğini düşündüm. Çünkü yürüyüşler esnasında birçok eksikliğim vardı. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun açmış olduğu dağcılık eğitimlerinde kayada, karda, buzda, doğanın tüm şartlarında dağcılığın yapılabilmesi adına verilen etkinliklere katıldım. Sonrasında dağların tırmanıştan büyük çoğunluğu tırmanış olduğu için tırmanış hakemliği şu anda yapıyorum. Peki. 81 yıl, Buyurun. 81 yıl 81 zirve solo tırmanış Anadolu Parsı projesi ünvanı projesi benim dağcılığı bitirme noktamda ortaya çıktı. Çünkü ülkemizdeki projeyi yapmadan önce 81 ilimizin en az 60-70 tanesine gittim. 450'de fazla dağ zirve etkinliğim vardı. Örneğin Erciyes'tir, Süphan'dır, Kaşgar'dır 8-10'ar defa gittim. Daha gitmediğim yerleri arayış içerisine girdim. Çünkü artık bildiğim dağlara gitmek istemiyordum. Bayağı bir uğraştan sonra yeni yerlere gitmem gerekiyor. Yeni dağlara zirve etkinliği yapmam gerekiyor. Projeyi ortaya çıkardım. 81 ilde 81 zirve. Sonra ülkemizde dağcılık alanında herhangi bir ünvanın olmadığını araştırmalarım sonucunda buldum. Örneğin dünyanın en yüksek 14 tane 8000 metre üzerindeki dağların zirvelerine tırmanış yapan ekspedisyonculara koleksiyoner ünvanı veriliyor. İşte Rusya Dağcılık Federasyonu tarafından Rusya ve çevresindeki ülkelerde 7 tane 5000'in 5 tane 7000'in üzerindeki dağlara zirve yapanlara Kar Leoparı ünvanı veriliyor. Ülkemiz dağcılık alanında bayağı zengin. Toplamda çıkılabilecek 2323 tane dağ var. Hepsi farklı birbirinden güzel. Ben de şöyle düşündüm. Hani 81 ildeki zirvelere solo olarak tırmanıyorum. En azından bir amaç olsun. Hem dağcılığa bir faydası olsun. Hem dağcılığı geliştirsin. Toplumun, bireylerin dağcılığa, doğaya bakış açıları değişsin. Bir farkındalık yarasın diye. Anadolu Parsı ünvanı verilmesi yönünde gerçekleştirdim. Şu anda 45. ilimi geçen pazar gerçekleştirdim. Proje kapsamında tüm dağcılık tarihinde ilk defa Ağrı Dağı 5137 metrede %11 oksijen miktarında 3 gün 2 gece Ağrı Dağı'nın zirvesinde çadır kurdum. Yani oradaki oksijen miktarı düşüyor. Normal bir insanın %2'lik, %3'lük ani bir oksijen değişiminde bayılıyor. Peki şimdi şunu da sormak isterim Erdek Bey, sözünüz kestim şimdi, %11 oksijen diyorsunuz, aslında bir yandan hayati tehlikeniz de var değil mi yani bu dağa tırmanırken? Şimdi işin şeyi şu,
Yüksek irtifaya çıktıkça oksijen moleküllerini bir arada tutan atmosfer basıncı azalır. Bu yüzden havadaki oksijeni ciğerlere almak zorlaşıyor. Normal hayatımızın olağan akışında şehirde yaşadığımız bir nefeste örnek veriyorum aldığımız bir 10 santimetre küplük bir nefesi yüksek irtifada o 10 santimetre küplük oksijeni 30 santimetre küpe dağılıyor. Şimdi akciğerleriniz zamanla yüksek irtifaya çıktıkça oradaki oksijeni alıp daha fazla oksijenden fayda sağladığı için bir süre sonra sıkıntı yaşamıyoruz. Nihayetinde 7.000'de 8.000'de yaşayan insanlar var. Örneğin şişler kadar fizyolojileri oradaki yaşam tarzlarına göre, oksijen miktarına göre gelişiyor. İnsan vücudu o kadar muhteşem bir yapıda ki her yerde, her şartta kendini adapte edebilme özelliğine sahip. Bunu keşfettim ben. Şu anda önümüzdeki yıl Mayıs veya Haziran'da Ağrı Dağı'nın zirvesinde 7 gün, 7 gece performansımı, seviyemi ölçmek adına çadır kurup kalacağım orada. Çünkü amacım 14 tane 8.000 üzerindeki dağlara 98 günde her birine birer hafta bir haftada olası bir sorunları eklersek 113 günde dünyanın en yüksek 14 tane 8.000 üzerindeki yüksek dağlarına tırmanış yapacağım ve Everest'in zirvesinde çadır kurup bir gece yatmak için kendimi hazırlıyorum. Bu proje onun hazırlığı. Erdik Bey, şu an kaç tane daha kaldı demiştiniz tırmanacağınız? Burada 34 tane yanlışım yoksa 30-35 arasında kaldı. Peki şunu da sormak istiyorum size. Mesela size yardımcı olan birileri var mı bu dağ tırmanışının sırasında? İllerdeki alpinizm yüksek irtifa dağcılığı ile uğraşan insanların hayata, dünyaya, topluma bakış açıları biraz da farklıdır. Bir takım şeyleri aşmış insanlardır. Gittiğim ilerideki tüm alpinistler beni otogardan alırlar. Yürüyüş başlangıç rotama kadar bana eşlik ederler. Ulaşım konusunda yardım ederler. Ben rota başlangıcından zirve yapmış. Zirveden geri gelir. Beni tekrar alıp rota başlangıcından alıp otogara Yani bırakırlar. tırmanış sırasında tek başınızın, Solo. değil mi? Solo. Tek başıma tırmanıyorum. Bir de ülkemizdeki birçok ilin dağlarında rota yok, iz kaydı yok. Hani bizim dağcılık camiasında kullandığımız iz kayıtlarının olduğu bazı bir takım programlar var. Birçok ilde yok. Projemin avantajlarından biri de tüm çıktığım dağların zirvelerine gidiş geliş, yürüyüş başlangıç rotası zirve ve kamp alanına kadar rota iz kaydı çıkardığım için ülkemizdeki ya da dünyadaki herhangi bir insan, herhangi bir alpinist veya dağcı o rota iz kaydını takip ederek güvenli bir şekilde gidip zirvesini yapıp gelebiliyor. Yani öyle bir çok büyük bir seçenek de sunulmuş oluyor bu proje. Şunu da sormak isterim. Mesela beslenmeniz nasıl oluyor? Orada beslenme şartları nasıl? Yani yanınıza muhtemelen konserve alıyorsunuzdur ama nasıl beslenme sağlıyorsunuz? Beslenmeyi ben yüksek irtifada beslenme sizin normal hayatınızdaki beslenmeden farklı olmamalı. Şehirde ne yiyorsam dağda onu yiyorum. Orada büyük çoğunlukla vitamin, protein, kalori harcıyoruz. O kalorileri bir dengedir, bir terazidir. Harcadığınızdan fazlasını almak zorundasınız. Zaten oraya gitmeden önce biz o harcayacağımız kaloriyi önceden almış olduğumuz için orada biz yaşamıyoruz. Ama protein ağırlıklı besleniyorum. Herhangi bir sıkıntı falan yaşamıyorum. Elektrolit, vitamin, kalsiyum yani vücudumun direkt olarak harcadığı şeyleri ben alıyorum. Şimdi baktığımızda art arda 5 günde 5 farklı ilde 5 zirve tırmanışını da başarıyla tamamlamışsınız. Ciddi anlamda çok zor bir iş değil mi? Yok, o 7 gündü.
Sonraki iki ildeki arkadaşların işleri çıktığı için 5 günde bırakmak zorunda kaldım. Yani şu anda ben rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Ülkemizin farklı bölgelerinde 7 günde veya 10 günde 10 ilde 10 zirveyi gerçekleştirebilecek potansiyele sahip olduğumu düşünüyorum. Neden düşünüyorum? Hani düşünüyorum derken yapabilirim bunu. Biz normal hayatımızda bir araç alırken rengidir, özellikleridir, işte motor hacmidir, onlara bakıyoruz. Bilgisayar aldığımız zaman hard disk'tir, ekran kartıdır, ekran görüntüsüdür, kasa tipidir, işte bir sürü özelliklerine bakıyoruz. Telefon aldığımız zaman kamerasıdır, inçliğidir, işte hafızasıdır, bir sürü özelliklerine bakıyoruz. Şunu kaçırıyoruz. Kendi özelliklerimizi keşfedemiyoruz. Potansiyelimizi keşfedemiyoruz. İçe dönemiyoruz. Ben onu başardım. Şu anda Türkiye'nin ilk ve tek solo alpinisti olmamın en büyük özelliklerinden biri kendi potansiyelimi keşfettim. Peki. Bunu Çok teşekkür ederiz yayına katıldığınız için. Size de kolaylıklar dileyelim, başarılar dileyelim. Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Evet, alpinist Erdek Cennet canlı yayında konuğumuzdu.